altın fiyatlarını konuştuk. Şimdi buradan ALB Forex'e dönüyoruz. Volkan Kocuk bizi bekliyor. Volkan merhabalar, hoş geldin yayınımıza. Merhabalar Gizem Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Öncelikle yurt içi taraftan başlayalım. BIST 100'ü soracağım sana da aynı şekilde. Bugün içerisindeki eğilime dair beklentilerin nedir? Bu hafta içerisinde geride kalan kısımda bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin'in görüşmesi var mesela. Kısa vadede nasıl etkilemesini beklersin yurt içi varlıkları? Evet, bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın Putin'le yapacağı görüşme oldukça önemli. Çünkü ekonomik alanda yapılabilecek açıklamalar ve atılacak adımlar tabii ki yurt içindeki görünümü daha da pozitif tarafa itebilir. Bu nedenle bugünkü görüşmeye kilitlenmiş durumdayız. Biz dün itibariyle pozitif havanın devamını görüyoruz Borsa İstanbul'da. Çok kritik bir eşik olan aslında 77 bin seviyesinin üzerinde şu anda trade ediliyor. Ve 78.200-78.500 bandını biz bu anlamda izleyeceğiz. Çünkü bir direnç seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Eğer bu dirençten kısmi olarak kar satışları gelirse 77 bin desteğinin bu bağlamda önemli olduğunun bir kez daha altını çizmek gerekiyor. Böyle bir görüntüde 77 bin 78.500 arasında kısa süreli bir dalgalanma görebiliriz. Ama 78.200-78.500 bölgesinin açılması yaklaşık olarak 1000 puanlık çıkışı da beraberinde getirebilir ki bu durumda 79.500-80.000 seviyesine yaklaşan Borsa İstanbul'a karşı karşıya kalabiliriz. Tabii ki Borsa İstanbul'u takip ederken bir gözümüzle gösterge faizlerde, çünkü gösterge faizler 9 bandında, ki bu band oldukça önemli çünkü bu seviyenin altında hareket edilmesi durumunda gösterge faizlerin 8.25-8 bandına kadar olası gerilemeler yurt içindeki pozitif havanın devam etmesine neden olabilir. Böyle bir durumda tabii ki dolar tarafında, dolar TL cephesinde ise 2.96-95 seviyesine doğru hızlıca bir geri çekilmeyle karşı karşıya kalabiliriz gibi görünüyor. Son cümleyle yurt dışında tabii global anlamda çok farklı negatif haber akışı olmadığı sürece biz Borsa İstanbul'da 77 bin seviyesi üzerinde kalma isteği içerisinde olabiliriz. Son olarak Brent'e soracağım sana aslında Volkan Bey. Şöyle söyleyeyim, özellikle OPEC tarafından son bir Eylül toplantısı gelişmesi var. Ne beklersiniz? Kısa vadede bugün itibariyle tekrar düşüşteydi. 45 dolarlardan tekrar işlem görüyor. Uzun vadede konuşmak zannedersem şu an çok afaki ama kısa vadede beklentini öğrenmek isteriz. Şu anda kısa vadeli olarak bakıldığında Brent petrolde 46 dolar seviyesine kadar olan bir yükseliş vardı. Bu seviyelerden satışların geldiğini görüyoruz. Tabii ki Eylül ayında OPEC toplantısı, diğer taraftan stoklar, talepler, büyüme, bunların hepsi tabii petrol fiyatları açısından oldukça önemli ama petrol genel görüntü itibariyle bakıldığında 42 dolar önemli bir bölge. Çünkü bu seviyeyi destek seviyesi olarak adlandırabiliriz. Bu seviye üzerinde hareket ettikçe yeniden 46, 47 hatta 48 dolar bandına kadar yükseliş eğiliminde olabilir. Ama gün içinde gelen haber akışıyla birlikte petrolde aşağı ve yukarı yönlü sert hareketlerin olabileceği unutulmamalı. Genel görüntü itibariyle şu anda petrolde yukarı yönlü hareket eğilimi 42 doların altında kalmadığımız sürece kısmen devam edebilir gibi görünüyor. Volkan Bey, çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için ve burada risk yönetiminin sonuna geliyoruz. Kısa bir aradan sonra Hande Demirer'le Focus programıyla karşınızda olacağız.